ana çatıda kendisi bir komünist. Sağlam bir komünist. Çok güzel. Hocam sen ne katacaksın? Kavga da ediyor. İflah olmaz bir muhalif. Tamer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bizler için hangi kitap seçtiniz, neyi getirdiniz hocam? Roger Garadon'un İnsanlığın Medeniyet Destanı kitabını getirdim. Bir kitap diyorum ben ama aslında bu bir film. Bize bir film seyrettiriyor. İnsanlık tarihinin filmi mi? Çok güzel. Evet, ana karakterimiz de insanlık çocuğu diye tanımlayabileceğim bir başrol oyuncusu var. Bunun gelişim sürecini bize anlatıyor. Bu kitapta, benim tabirimle bu filmde de insanlık çocuğunun nasıl büyüdüğünü izlemekten çok keyif aldım. Herkes de bu şekilde bu kitabı okursa böyle bir gelişim sürecini de görebilirler. Çok sıradan bir başlık gibi, insanlığın medeniyet destanı, çok ansiklopedik bir şey gibi. Çok sıradan ama çok da özel bir kitap. Bize ansiklopedik bir şekilde insanlık tarihini anlatmıyor sanırım, değil mi? Değil. Yani buna film dedim ama bir müzikal, yani hatta bir opera. Çok sanatsal dokunuşları var. Düz yazı kısımları bile nazım devam ediyor. Ama bununla beraber de yazının içinde her medeniyetin bitişinde o medeniyetin büyük düşünürlerinin bir şiirini koyuyor. Yani inanılmaz bir şiirsellik var. Değil mi? Homeros'tan Zerdüşt'e kadar. Evet, inanılmaz şiirler koyuyor. Tabii burada şöyle bir söylemi de var kitabın başında. O çok önemli. Yani bu kitapta Song dönemi şiiri, Zen Budizmi, İbni Arabi'den, eski Yunan'dan çok şeyler bulabilirsiniz ama Jules Cesar'dan hiçbir şey bulamazsınız diyor. Yani neden? çünkü burada bir savaşlar tarihi, yani bir tarih kitabı değil. İnsanlığın özümseyerek ortaya çıkarttığı düşünce, sanat, felsefeyi bizim önümüze çıkartıyor ve oradaki o olgunlaşma sürecini bize gösteriyor. Dolayısıyla gerçekten geriye yaslanıp bir film gibi seyretmek lazım. Tarafsız. Kendisinin tarafsızlığı tartışılır ama. Evet, ona da gelelim. biz tarafsızca evet Doğu Çin'den başlayıp en batıya kadar kitapta kronolojik gidiyor. Yani Mezopotamya'dan başlatıyor. Tabii. Milattan önce ve milattan sonra diye ikiye ayırmış. Milattan önceye baktığımızda aslında kronolojik derken bir coğrafi koordinat da izliyor. Yani en doğudan başlayıp batıya doğru gidiyor. Hem tarihsel hem de coğrafi koordinat değişimi üzerinden gidiyor. İlk olarak işte Mezopotamya, tabii insanlığın ilk medeniyetlerinin ortaya çıktığı Dicle-Fırat arası Mezopotamya'dan başlıyor. Sümerlerden, Asurlardan, Babillerden söz ediyor. Ama tekrar etmek istiyorum, burada işte krallardan, yöneticilerden, savaşlardan neredeyse hiç söz etmiyor. Daha çok güzellikleri böyle tek tek çıkartıp bizim önümüze sergiliyor. O zaman Garodi'nin meramına geçmeden, bu kitaptaki meramına geçmeden önce biraz kendisinden bahsedelim. Çok enteresan, sıra dışı bir kişilik. Müslüman, komünist, Fransız, Protestan, Katolik. Her yerden bir... Eşi Filistinli. Her kültürden, her yerden bir insan Garodi. Evet. Kimdir evet. Garodi hocam? Garodi için benim ifadem bir vicdan insanı. Vicdanın sesini dinliyor. Ve vicdanının sesine karşılık bulduğu konumlarda da kendini konumlandırıyor. Bu sesin kısıldığını duyduğu anda da oradan da kaçıyor. Kaçıyor. Ama bir başka tabir daha yapmak isterim Roger Garodi için. Deniz çocuğu tabiri. Yani neden? Deniz çocuklarına biraz hakikaten insanlık tarihinde farklı bakmamız gerekir. Denizi gören memleketlerde büyüyen çocukların bir özelliği var. Akdeniz insanı. Evet, Marsilya'da büyüyor. Marsilyalı. Akdeniz'i görüyor. Karşı kıyıyı görüyor ve deniz memleketlerinde büyüyen çocuklar sınırların ötesini hep merak ediyorlar gördükleri için. Ve onlarla buluşup tanışmayı istiyor, onları anlamaya çalışmayı, onlarla birlikte yaşam kurmayı çok kolay başarabiliyor. Ama en önemlisi öteki dediğimiz düşmanlaştırmayı yapmıyorlar. Yani ötekini hep merak ediyor. Dolayısıyla Garodi'de de böyle var. Hep kendisinde bir ötekiler var. Onlarla bir el sıkışıyor. Yani hepsiyle şöyle bir tanışmak istiyor. Tanışıyor ama hepsiyle de bir kavga da ediyor. İflah olmaz bir muhalif diyebiliriz. Muhalif diyebiliriz. Ama bu deniz çocuklarının önemli özelliklerinden bir tanesi de tabii romantik, duygusal insanlar oluyorlar. Farklılıkları
çabucak tölere ediyorlar. Onların dünyasını anlamaya çalışıyorlar. Garadun'un böyle bir tarafı da var. Vicdanının sesini dinlerken ilk bulduğu yerlerden birisi, tabii çeşitli din tercihleri de oluyor. Protestanlık, Katoliklik gibi, işte daha sonra Müslüman olması, ama ana çatıda kendisi bir komünist, sağlam bir komünist. Evet. Yani bunun ciddi mücadelesini veriyor. Örgütsel mücadelesini veriyor, fikirsel mücadelesini veriyor. Sovyetler çünkü, Birliği'nde de aktif değil mi? Tabii. Ama daha sonra tabii Sovyetler Birliği Çekoslovakya'yı, Prag'ı işgal edince onları da eleştiriyor. İşte, oradan da ihraç ediyor. Muhalifliğin gereği olarak. Muhaliflik demeyelim de vicdanının sesinin kısılmasına izin vermiyor. Yani burada hep durmaya çalışıyor. Çünkü Garodi tüm dünya insanlığının mutluluk, barış içinde, huzur içinde yaşamasını istiyor. Bununla ilgili paradigmalar, fikirler, düşünceler arıyor. Bunları kurgulayıp ortaya koymaya çalışıyor ve insanlara da bir yol haritası koymak istiyor. Aslında bu kitapta da biraz bunu yapıyor. Bakın, hep beraber büyüdük. Gerçekten bir aynı gemideyiz. Hepimizin bu dünyanın güzelleşmesine katkıları var. Buradan hepimiz faydalanalım. Ama bunu söylerken tabii çok kızgın. O kızgınlığına biraz girelim mi? Evet evet. Batı merkezli tarih yazımına bir başkaldırı olarak yazılan bir şey diyebiliriz. Bana biraz Edward Said etkisi de olabilir gibi geldi hatta. Yani tersi. 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 Oksidentalizm yapıyor, oryantalizm yerine. Yani Batı'ya eleştirel ve küçümseyici bakıyor kendisi de. Kendisi Batı'nın içinde büyümüş olmasına rağmen orada çeşitli düşünce hareketlerin içinde olmasına rağmen Batı'yı, Batı'nın tüm dünyayı küçümsemesine kendisi de onu küçümseyerek cevap veriyor. Bu tabii komünist olmasının iz düşümü. Yani komünizm aslında çok da doğru anlaşılmıyor. Komünizm kelimesiyle antikapitalizm kelimesini eşleştirmemek gerekiyor. Yani Batı dünyası ile Batı dünyasının ortaya çıkarttığı olgulardan birisi olan kapitalizmi ayırmak gerekir. Kapitalizm insanlığa düşmandır, insanlığı kötülüğe götürür. Roger Garrett de burada durmuştur. Batı dünyasının ortaya çıkardığı tek olgu kapitalizm değil. Yani insanlık medeniyetine çok büyük katkıları da var. Elektriği buluyor. Değil mi? Bilim, teknoloji, bilim, teknoloji, aydınlanma çağı. Ama ben sosyal antropolojik katkısını daha önemserim. Koca Doğu dünyası insanlık tarihinden köleliği kaldıramadı. Köleliği yine beğenmediğimiz ya da eleştireceğimiz Batı dünyası kaldırdı. Evet, köleliği dibine kadar kullandı. Yani bunun meyvelerini çok yedi ama sonradan yani da bunun çok kötü olduğunu görüp insanlık tarihinden de o kaldırdı. Yani demokrasi, insan hakları, hukuk, kadın hakları, hayvan hakları, işçi hakları, buralarda özellikle de gücün denetlenmesi ve kontrol edilmesi manasındaki demokrasi, demokrasi güçler ayrılığı noktasında Batı dünyasının mücadelesini görmezden gelemeyiz. Bu manada Roger Garadun'un buradaki Batı düşmanlığını biraz duygusal ve kızgınlığına veriyor. Kendisiyle çelişiyor. Hem şunu söylüyor, diyor ki tüm insanlık medeniyetinin ortaya koyduğu meyvelerden hep birlikte faydalanalım. Onları birlikte kullanalım. Batı dünyası Doğu medeniyetini tarihten söküp atmasın. Ama kendisi Batı medeniyetini insanlık tarihine söküp atıyor. Bunu yaparken ama bir yandan da işte Batı tarihinin göz ardı ettiği bazı güzel detayları da bulup çıkarmış ortaya gibi. Batı dünyası burada hata ediyor. İnsanlık tarihini sanki Güney İtalya, Yunanistan bölgesinde Grek-Roma kültürüyle başladığını, hatta daha sonra da Rönesans'la başladığını, medeniyet tarihinin Rönesans'la başladığını söylüyor. Burada Doğu medeniyetini, Doğu insanlığın tarihini yok sayıyor. Burada çok büyük hata yapıyor. Sanatta, mimaride, felsefede Sümerler, Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mısır medeniyeti, hatta Türk medeniyeti. Mezopotamya. Tabii burada Roger Garrett'i tüm medeniyetlerin güzelliklerini ortaya çıkartan, onların da insanlık medeniyetine katkıları olduğunu çok güzel ifade ediyor. İnsanı insan yapan, yani
Belki buradan da bir... Evet, burada kitabın orijinal isminden bahsetmek gerekir sanırım, değil mi hocam? En önemli kısım bu. Yani kitabın ismi doğru çevrilmemiş. Common Lom Devian Human diyor orijinal isimde. Yani insan nasıl insan oldu? Evet, orijinal ismi daha orijinal güzel. İsmi bu. Kitabın en başında insanlığın doğuşu diye bir bölüm başı yapıyor. İnsanlık nasıl doğdu? Kendi ifadesiyle şöyle, ilk düşünmeye başladığında, ilk aleti üretmeyi düşündüğü anda insan doğdu diyor. Demek ki insanı düşünen varlık olarak algılıyor. Bir fizikçi olarak siz bu kitabı nasıl gördünüz? Yine kitabın içinde bazı yerlerde kullandığı ifadeler beni etkiledi. Bunlardan bir tanesi, yani kitapta şöyle bir tarafı da var. Dinler tarihi aynı zamanda. Evet, evet. Her medeniyetin yaşadığı çağdaki peygamberlerini ya da peygambervari ortaya çıkmış insanlarından söz ediyor. Ama orada kullandığı bir ifade var, beni etkilemiştir. Bu yüzyılda diyor, dünyanın her coğrafyasından peygamberce ses çığlıklar işitildi diyor. Danyal peygamber gibi eski Yunan'da Heraklit ve Pisagor peygamberce sesler ortaya çıkardılar. Yani Pisagor ve Heraklit'e de peygamber gibi bakıyor. Evet. Zerdüşt'e öyle, Konfüçyüs'e öyle, Buda'ya öyle. Bu açıdan ben de baktığımda bir bilim insanı olarak Pisagor'u, Heraklit'i bunları bolca inceleyip bugün ortaya koyan birisi olarak kitapta evet insanlık çocuğunun büyümesini görüyorum ben. Bireysel büyüme sürecine baktığımızda bugün psikoloji bilimi bunun aşamalarını koymuş, hepimiz de kabul ediyoruz. Peki insanlık çocuğunun büyüme aşamaları buna benzer mi, buna paralel mi? Evet. İnsanlık çocuğu da böyle paralel büyüyor. Bakalım. İlk insanlık zamanında biyolojik düşünme yapıyor. Daha sonra sihirsel düşünme yapıyor. Evet, büyü çağı değil mi? Evet, büyü çağı. Antropologlar büyü çağı olarak adlandırıyor. Evet. Yani insanlık tarihi bu insanlık çocuğunun düşünme evrelerini geçiriyor. Daha sonra mitolojik düşünüyor. Bütün olay ve olgulara mitolojik bakıyor. Daha sonra tanrısal düşünme yapıyor. Düşünce değil bakın. Düşünce ile düşünme kelimesini ayırmak gerekiyor. Tanrısal düşünme yapıyor. Yani bir yöntem değişimine giriyor. Daha sonra felsefik düşünme yapıyor. Daha sonra dinsel düşünme yapıyor. Daha sonra akılcı düşünme yapıyor. Daha sonra bilimsel düşünme yapıyor. Ve bugün içinde bulunduğumuz çağda akılcı ve bilimsel düşünmeyi birlikte yapıyor. Gördüğümüz zaman insanlık tarihi farklı düşünme evreleri geçirir. Aynı bir çocuk gibi. Yani 0-2 yaş çocuk duyusal motorlarıyla davranırken insanlık çocuğu da biyolojik ve sihirsel davranıyor. Yani bir insanın ergenleşmesi, olgunlaşması gibi insanlık çocuğu da olgunlaşıyor. Burada bunu görmek gerekir. Ama bitti mi? Hayır. Bana göre hala ergenlik döneminde. Roger Karadi'ye katılıyorum. Hala ergenlik hallerindeyiz evet, diyorsunuz. Evet, olgunlaşmadı. Yani özellikle gücün denetimi ve kontrolü noktasında, demokrasi noktasında, kapitalizm noktasında, savaşlar noktasında hala çocuk gibi davranıyor. Bugünkü akılcı ve bilimsel düşünme gerçekten insanlığın geldiği bir evredir. Fakat burada bir duygululuk süreci yaşanması gerekiyor. Duygusallıkla duygululuk arasında bir ayrım vardır. Duygusallık çocukçadır. Yani sahte tarafları da olur, bizi de kandırabilir. Duygululuk, akıl süzgecinden geçmiş duygulardır. İnsanlığın işte bu olgunluk aşamasında geldiği akılcı ve bilimsel düşünme yöntemini duygularından arıtarak ortaya koyduğu yeni bir medeniyete evrileceğini de düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi geldiniz. Okuyalım, okutalım diyerek kapatalım o zaman.